avlayarak çekelim. Yeni bir hayvan sesi. Video paylaşır paylaşmaz. Fuat Avni'nin nöbetçi köpekli ordusu. Belediye başkanına hayvan sokmayın dedi parkta. 24 saat. Dur ışığı kapatıp uyuyacağız. Rol yapalım. Bakalım neler olacak. Şimdi uzaktan kameraya duyulmayacak şekilde. Belgesi var elimde, bu frekans organlara bile zarar veriyor. Psikolojik baskıyı geç, sizin organlarınıza kadar işliyor. Çıktığımın tıkırtısı duyuldu. Sesler kesildi. Evet, bu çıkıyor, çekiyoruz. Artık etrafta yoklar. Bu şeyler çişleri mi? Azot fosforu yoksa hanımın attığı bir şey mi bilmiyorum. Tekrar başladık.
Sonra hastanenin içine sokacağız. Bebelere ablatacağız. Aslan yaptı o zaten. Diskoteyi başlattık. O kadardı. Sadece buradan geçerken. Aynı noktaya bok büyüsünü de yaptık. Orhun ve Özdemirlerin kedileriyle. Evet. Temizliyoruz. Bir ishal ve bir sağlam kuru taş gibi pislik. İki hayvan üst üste sıçmış. Burada da misket gibi, taş gibi ıkına ıkına acı çeke çeke sıçmış. Aynı noktalar. Evet, yığını kaldırtacaktı, hala devam ediyor. Ve ben bu şeytanla karşıyım diye İftiralar, kumbaslar, tuzaklar, davalar ve ilaç zorlaması yedim. Pislik kaldırırken ve onu döşeyeni çeken, vika cadısını çekerken sustalı saldırısına bile uğradım. Böyle onunla beraber gelen fare kadar köpek gezdiren iki magandayla. Boku attık, penceresinin önünden geçtik, düğmeye basıldı. Paspas saçma. Bu. Ve bu işi kameraya çıkmamak için saklanarak yapıyoruz. Görünmezlik hapı ebüve. Fırt gırgır. Pas pas akbaba. Kapatalım bunu. Girip sıçmaları için açılmıştır. Evet, Yusuf göründü. Avlamayı kesiyoruz. Köpeği göremedi. Hayal gördü şizofren. Hakime Hanım hayvanları sevmiyor. Oğlum adın soyadın hala devam ediyor. Adım soyadım bu. Biz seni seçtiğimiz hakim zannediyorduk. O yüzden hala devam ediyor dedik. Sonra ben sorgulanıyorum. Diyorum çocuk oyun parklarını boka boğuyorlar. Sonra Ankara'dan gelen buraya beni davaya düşürmek için avukat. Biz öyle şey yapar mıyız? Mahkeme bitiyor, geri geliyorum. Çocukların salıncağının etrafı
daha önce hiç olmamış kadar bok dolu Nanik için güç gösterisi için. O zamanlar bu hastanenin duvarı boydan boya hayvan, yemler, içi de öyle. Aynen böyle noktaya sıçıyorlar. Polis bey. Noktaya sıçıyorlar ve noktaya işiyorlar. Noktaya sinek sivrisinek. Ve parazitler, zoonozlar ve ağaçları bunun gibi çürümüş. Buradan göremiyorduk. Ağaçlar çürümüş. Bakın şimdi yemyeşil. Yaprak dolu o ağaçlarda. Tek tük yaprak. Tamamen kahverengi sarı. Ve buna ses çıkarmıyordular. Ben de gittim. Böyle böyle dedim, yapıyorlar. Başhekime başvuracaksın, dilekçe vereceksin. Dilekçe verdik, kabul edilmedi. Bu tahminen uyuşturucu satıcısı. Çünkü gideyim, sabaha kadar bekleyeyim orada. Gelecek müşterileri ellerimdeki parmaklara kadar sayarım. Fakat etrafında her zaman magandalar, gelen geçenler. O yüzden şüpheleniyorum. Yasa dışı bir alışveriş olduğundan. Şüpheci. Bu şüpheci. Neden şüpheleniyorum? Çünkü böyle bana soruldu. Bir şey mi içtin? Ben dedim hayır, burada bu ülkede bulamam be. Bak haberlere polisler ağzını arıyor. Biz buluruz. Bu olur be. Ve bu şeyleri yönetir. Bu kadarla keselim. O kadar bulur ki Allah gözüme sokar. Bok dolu leğeni, hasta, kanser komşunun penceresinin dibine kadar dayatır. Sonra bana dostluk taslar, yaptığı sayısız şeytanlıklar. İster inanın, ister inanmayın, bu öğleden sonra aniden uyku tutulması ve akşama kadar uyumam frekanslaydı diye düşünüyorum. Fakat şimdi diyorum ki Allah öyle yaptı, bu şeyi yakalayayım diye.